Herkese merhabalar. Az önce uyandım ve dedim ki neden bugün video çekmiyorum. Bu sebeple kalktım ve hemen merkeze doğru ilerlemeye başladım. Bu şehir aslında heykelleriyle de ünlü bir şehir. Heykelleri, anıtları. Ben de bu sebeple bununla ilgili bir video yapmayı düşündüm. Ve şehirdeki böyle güzel hikayeleri olan heykelleri gezeceğim bugün. Sizlere bu heykellerin hikayelerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi birlikte yürüyerek heykellerin oraya doğru ilerleyelim. Bugün şansıma hava biraz güneşli. Normalde çok soğuk oluyor burası. Eğer buraya gelecekseniz güz dönemi, bahar dönemi fark etmeksizin mutlaka tedarikli gelin. Hava sıcak olsa bile mutlaka bir ayazı oluyor, bir soğuğu oluyor. O yüzden dikkatli olun derim. Buraya gelirseniz mutlaka dikkatinizi çekecektir. Burada herkesin köpeği var. Yani köpeği olmayan neredeyse hiç kimse bulamazsınız burada. O derece. Aslında iyi bir şey ama galiba alışık olmadığımızdan dolayı tuhaf geliyor bize. Özellikle daha yaşlı insanlarda bu oran daha fazla gibi. Yaşlılar torun sevmek yerine köpek seviyorlar burada. Gerçekten tuhaf bir olay. Parklar, bahçeler, köpek gezdiren insanlarla dolu. Bir anlamda da hoş bir görüntü sunuyor aslında. Yani evcil hayvan beslemek güzel bir şey. Şu anda tünel gibi bir yerden geçiyorum. Buranın üstü aslında bir yol ve karmaşık yollar için böyle yayaların geçmesi için bu şekilde yollar yapmışlar. Bence gayet güzel. Burası da Akropolis, Rapidan'ın en büyük alışveriş merkezi diyebiliyorum. İçinde her çeşit ürün var. Market, giyim, restoran tarzı yerler var. Burası için de ayrı bir video hazırlayacağım. Ayrıca teknolojik aletler ve market fiyatları ile ilgili videolar da gelmeye devam edecek. Takipte kalırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şu anda Old Town'a giden yoldayım. Bu yolu çok seviyorum. Etraftaki binalar, yapılar oldukça hoşuma gidiyor. Şu şekilde gösterebilirim. Zaten çoğu tarihi binalar. Ve buradan bir müddet sonra da zaten araçlar giremiyor buraya. Yalnızca toplu taşıma araçları, otobüsler girebiliyor. Ve bu sayede insanlar bir anlamda da rahatlıkla gezebiliyor burada. Bence gayet güzel bir şey. İlk heykelimize geldik. Hemen şöyle Meridianas'ın sol tarafına düşüyor. Şu an net olarak göremiyorsunuz ama birazdan yakınlaşacağım ona. Baca temizleyicisi heykeli olarak biliniyor burada. Çok güzel bir anlamı var aslında. Eskiden baca temizleyicileri oldukça yaygınmış burada. Ve çok saygı duyulan bir meslekmiş. Bu yüzden onların anısına yapılmış bu heykel. Ve bu da bir anlamda esnafa duyulan saygıyı gösteriyor. Yine hemen şu alt kısmında da bir yer var. Size şimdi orayı göstereceğim. Burası Dilek Duvarı. Buraya insanlar çeşitli düğmeler yapıştırmışlar. İnsanlar burada bu şekilde dilek diliyorlar ve dileklerinin kabul olacağına inanıyorlar. Ayrıca şu metal kısmı ovarsanız yine dileklerinizin kabul olacağına inanılıyor burada. Yine ilginç bir gelenek, bunu da paylaşmak istedim. Yine Meridianas'ı sağ tarafınıza alıyorsunuz ve bu şekilde ilerlediğinizde yine güzel bir heykelle karşılaşacağız. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Bakın burası nehrin hemen yan kısmı, köprüye yetişmeden. Burada iki para dolu bir sepet var. Bu sepet şehrin ilk tasarruf bankasının olduğu yeri gösteriyormuş. Yine bu da onun anısına yapılmış bir şey. Şimdi devam ediyoruz yine heykelleri çekmeye. Sıradaki heykelimize bakalım hangisiymiş. Şimdi köprünün üzerindeydim az önce. Oradan iniyorum. Ve köprünün hemen alt kısmı bir deniz kızı heykeli var. Bunun hikayesi de şu şekilde. Bir efsaneye göre yıldızlı gecelerde küçük bir ada görünüyormuş burada. Ve zambaklarla süslü bir adada deniz kızı yaşıyormuş. Bu deniz kızı da yüksek sesle şarkılar söylüyormuş burada. Bu şarkıya kapılanlar o adaya gittiklerinde aniden bir delik açılıyor ve tüm adayı yutuyormuş bu delik. Yine efsaneye göre de
bu şarkıya kapılan birçok kişi hayatını kaybetmiş. Yani pek de iyi bir hanımefendi değilmiş kendisi. Birçok kişinin ölümüne sebep olmuş ama yine de buraya bir heykelini yapmışlar. Bakın yine bu köprünün hemen karşı tarafında şöyle küçük bir kule tarzı bir yer var. Yine burası da 1889 yılında tüccarlar tarafından inşa edilmiş aslı. Ama 1908 yılında yıkılmış. Sonra bu daha küçük hali yapılmış buraya. Bu sütunun amacı hava olaylarını takip etmek amacıyla yapılmış ve üzerinde şehrin haritası yer alıyor. Küçük bir kısmı. Yine burada bir saat de var. Yine bu da şehrin bir simgesi olmuş burada. Bu şekilde yer alıyor. Şimdi nehrin karşı tarafına geçtim. Sağ tarafımda Meridianas kalıyor. İleride bir Anıs Park var. Size orayı göstereceğim. Bu arada videoyu sonuna kadar izlemeyi mutlaka unutmayın. Çünkü son kısımda gerçekten çok acıklı bir hikaye bekliyor sizi. Bence kaçırmayın. Şunu da belirtmek istiyorum. Bana ulaşmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında çeşitli sosyal medya hesaplarım var. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Veya yorumlar kısmından da yine görüşlerinizi veya isteklerinizi yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir de videolarımı en az 20 dilde altyazılı şekilde paylaşıyorum. Bu sayede birçok ülkeden de izleyenim olabiliyor. Yine onlar da bana ulaşmak isterlerse alt tarafta sosyal medya hesaplarım var. Açıklama kısmında. Oradan bana ulaşabilirler. Alt kısımdan da altyazıları açarak altyazılı şekilde de izleyebilirsiniz. Evet, şimdi anıtımıza geldik. Burası Anıt Park şeklinde bir yer. Buranın hikayesini de yine anlatacağım size birazdan. Sadece biraz daha ilerleyelim. Şurada bir adam konuşma yapıyor galiba. Kamerayla onu çekiyorlar. Biraz kulak misafiri olalım. Şu an yanlarındayım. Ama İngilizce konuşmuyorlar. Büyük ihtimal Litvanca veya Rusça konuşuyorlar. Şu an onları duymayı çok isterdim ama maalesef anlamıyorum. Farklı bir dilde konuşuyorlar. O yüzden ben ilerlemeye devam ediyorum şimdi. Burada da şöyle bir kilise var. Hemen parkın içinde. Uzun bir park böyle. Şimdi esas göstermek istediğim yere geldik. Burası 1945 yılında kurulmuş. Askeri bir mezarlık aynı zamanda. Ve 685 Sovyet askeri burada gömülüymüş. Gösterdiğim parkın tamamında zaten çeşitli mezarlıklar ve heykeller vardı. 645 tanesi burada yatıyormuş bu askerlerin. Ve 18 tanesinin kim olduğu bilinmiyormuş. Yine şu kılıç heykelini göstereyim. Gördüğünüz gibi kılıcın tutulacak yeri yok. İndirilmiş ve aşağı bir şekilde sarkıtılmış. Bunun anlamı barışmış. Yani barış anlamına geliyormuş. Bu yüzden de bu heykeli bu şekilde yapmışlar buraya. Hemen sağ tarafındaki heykellere geçelim. Buraya insanlar anma töreni için geliyorlarmış. Aşağıda da yine görüyorsunuz karanfil ve mumlar bırakmışlar buralara. Bu askerler Baltık Limanı Litvanya'ya ait olsun diye can vermişler ve onların anısına yapılmış bir heykel bu. Bu yüzden de onlara çok saygı duyuluyor. Ve her yıl 28 Ocak'ta Klaipeda'nın kurtuluş yıl dönümünde yüzlerce insan bu meydanda toplanıyor. Ve bir nevi tören yapıyorlar burada. Yine şurada da sanırım askerlerin isimleri yazıyor. Bu 685 Sovyet askerinin Rusça şeklinde
Kiril alfabesiyle yazılmış. Onlara olan saygılarını görüyorsunuz. Bu şekilde. Ve yine pelenkler bırakılmış buralara. Sanıyorum bu ortadaki kısım daha rütbeli insanlar ve daha çok önder olan kişiler için yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Sadece benim tahminim bu. Yine bu isimler bu şekilde devam ediyor. Oldukça uzun. Bir de şöyle geniş haliyle göstereyim sizlere. Demin bir çocuk geldi yanıma. Ben video çekerken benimle konuşmak istiyordu. Yanıma yaklaştı. Sordum. Bu heykeller ne biliyor musun falan diye sordum. Burada ölenleri temsil ediyor dedi. Burada yazılanlar askerlerin isimleriymiş. Çocuk öyle söyledi. Burada genellikle çocuklardan alıyorum haberi. Çocuktan al haberi deyimini de canlı canlı yaşıyorum burada resmen. Her yerde çocuklarla konuşuyorum. Etrafta zaten çocuklardan başka kimse de yok. Şimdi biz diğer heykellerimize doğru devam edelim yolumuza. Buraları sizinle birlikte ben de ilk defa görüyorum. Aslında hiç gelmemiştim buraya. Size Klaipeda Üniversitesi'ni de göstereyim. Burası KVK değil, öncelikle onu söyleyeyim. Farklı bir üniversite. Devlet Üniversitesi diye biliyorum. Harika bir okul gerçekten. Oldukça eski, tarihi bir bina. Ama maalesef bizim okulumuz bu değil. Bizim okulumuza zaten gidemiyoruz bile. Pandemiden dolayı uzaktan eğitim alıyoruz. Şimdi Switchman'e geldik. Switchman neredesin? Evet, Switchman'i bulduk. Elinde feneriyle karşı taraftaki bir lokomotife bakıyormuş. Bu da ikisi arasındaki duygusal bağı yansıtıyormuş. Bu giydiği demiryolu üniformasıymış ve elindeki de fenermiş. 19. yüzyıl sonunda Klaipeda'daki ilk dar hatlı tren istasyonu burada kurulmuş. Bu heykelin bulunduğu yerde ve onun anısına da makasçı heykelini yapmışlar. Az önceki Switchman'in baktığı buharlı treni de gördük. Şimdi oraya doğru gidiyorum, size onu da göstereceğim. Şöyle uzaktan görebiliyorsunuzdur umarım. Yanına da yaklaşacağım, bir de yanından çekeceğim. Şurası da zaten tren istasyonu diyebiliyorum. Evet, buharlı trenimize geldik. Switchman ve onun buharlı treni. İkisi arasında duygusal bir bağ varmış. Bu buharlı treni de sizlere bu şekilde göstermek istedim. Switchman'de tam şu ağaçların öbür tarafında ve buraya bakıyor. Ve yine duygusal bir heykel daha. Elveda heykeli. Bu heykelde 1941 yılında Klaipeda'nın nüfusu 41 binmiş ve 1945 yılında da şehri Ruslar işgal etmiş. Yaklaşık 40 bin Litvanyalı da Almanya'ya taşınmak zorunda kalmış. Heykel de bu anı anlatmak için yapılmış. Heykelin birini bulamadım. Haritada çıkmadı. Normal şehrin haritasını kullandım, eski bir harita. Ancak onunla da bulamadım. O yüzden başka bir heykel göstereceğim size. Şimdi o heykele doğru gidiyorum. Şimdi dinlenmek için biraz oturdum. Yaklaşık 4-5 saattir video çekiyorum. Ve neredeyse şehrin yarısını gezdim diyebilirim. Başladığım yerden itibaren şehirde bir daire çizdim diyebilirim. Ama tabii ki şehir bu kadar değil.
Daha birçok gitmediğim yeri var. Oraları da gezeceğim. Ancak çok büyük de değil aynı zamanda. Bakalım gezerek göreceğiz. Şimdi birkaç heykel daha kaldı. Sizlere onları da göstereceğim. Ve sonra da videoyu bitireceğim. Az önce baca temizleyicisi heykelinden bahsederken şu heykelden bahsetmeyi unutmuşum. Bundan da hemen bahsedeyim. Bu heykelde Litvanya isminin ilk kullanılmasından bu yana tam 1000 yıl sonra inşa edilmiş. İlk kez Litvanya ismi 1109 yılında yanlış hatırlamıyorsam kullanılmış ve 2009 yılında da bu heykel onun anısına inşa edilmiş. Üzerindeki kişi Litvanya'nın bağımsızlığı için büyük uğraşlar vermiş birisi ve Litvanya isminin ilk kullanılmasından tam 1000 yıl sonra yapılmış bu heykel. Hemen yine Meridianus'un karşı tarafında. Bu mektup heykeli de çok eskiden yapılmış bir heykel. Buraya insanlar gerçek mektup yerine kendi düşüncelerini ve fikirlerini atıyorlarmış. Böylelikle halkın ne durumda olduğunu bu şekilde anlayabiliyorlarmış. Yine aynı zamanda bu heykel yapılırken düşünülen amaç burayı bir toplanma merkezi haline getirmek ve insanları bir arada tutmakmış. Yine şu binada da Lepida'nın haritasını görebiliyorsunuz, şehrin planını. Bu da bu şekilde önünde kalmış. Burası da Bokstas Kulesi diye geçiyor ve 1990 yılında inşa edilmiş bu kule. Klaipeda'daki vatandaşların günlük yaşamlarını anlatıyormuş. Ve her yüzünde de farklı bir çağ varmış. Farklı bir çağı anlatıyormuş her yüzü. Halkın sevinçlerini, üzüntülerini tasvir ediyormuş. Bu şekilde her yüzünde farklı bir çağı var. Daha yakından şöyle gösterebilirim. Bir anlamda hikayesini anlatıyor bu heykel. Çeşitli yüzyıllarda ne durumda olduklarını anlatıyor. Bence gayet hoş bir heykel olmuş. Ve şimdi beyefendi yüzlü kedimize geldik. Heykelin ismi buymuş, beyefendi yüzlü kedi. 2006 yılında yapılmış aslında. Ama daha önce birçok kez ortadan kaybolmuş ve iki kere de restore edilmiş. Eski inanışa göre bu şehirdeki kediler büyülüymüş ve onları takip etmeyi denerseniz belli bir süre sonra kendiliğinden ortadan kayboluyorlarmış. Eğer bu kedinin kuyruğunu severseniz bu şekilde size şans getiriyormuş. İlginç bir hikayesi var gerçekten bunun da. Bunlar para galiba, bilmiyorum ne olduklarını. Şöyle bir şeye rastladım, bir piyano. Ama bunun hikayesini bilmiyorum maalesef. Eğer bir şeyler bulursam şu an ekranda zaten okursunuz. Biz şimdi bir sonraki heykelimize doğru ilerleyelim. Derken o kadar küçük ki kendisini zor görebildim. Magical Mouse, sihirli fare diye geçiyor. Büyülü fare. Bu fare bronzdan yapılmış ve büyülü bir fare olduğunu düşünüyorlar. Etrafında düşünceleri kelimelere çevirin, kelimeler mucizelere dönüşecek diyor. Eğer farenin kulağına fısıldarsanız ve bir şey dilerseniz ona, dileğiniz gerçekleşecekmiş. İnanç bu şekilde. Buraya da biri 1 sent bırakmış, görüyorsunuz. Bıraka bıraka 1 sent bırakmış. Magical Mouse da bu şekilde. Şimdi ilginç hikayelerimize devam edeceğiz. Birkaç tane daha heykel kaldı. Onları da mutlaka göstermek istiyorum sizlere. Belki daha önce bir yerlerde rastlamışsınızdır zaten. Onların hikayesinden de bahsedeceğim. Biliyorum video biraz uzun oldu. Hatta bayağı bir uzun oldu. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Ama bence güzel bir video oldu. Şimdi öpücük heykeline gidiyoruz. Daha önce bahsetmiştim. Videonun sonunda çok güzel bir hikaye sizi bekliyor demiştim. İşte o hikayenin zamanı şimdi geldi. Oldukça güzel bir hikayesi var.
Şimdi size onu anlatacağım. Ve ondan sonra şöyle göstereyim, karşı kıyıya geçeceğim. Karşı tarafta da iki tane daha hikaye var. Sizlere onlardan da bahsedeceğim. Ve sonra da videoyu bitireceğim. Evet, bu da öpücük heykeli diye geçiyor. Küçük bir kız çocuğu. Karşı sahildeki köpeği olan bir çocuk varmış karşı tarafta. Ona öpücük gönderiyormuş ve 2014 yılında yapılmış bu öpücük heykeli. 2014'ten beri onu bekliyorum. Eğer oraya gidersen ona çok sevdiğimi söyler misin diye bize bir mesaj, bizim aracılığımızla bir mesaj gönderiyor ona. Birazdan oraya da gideceğim şimdi. Ve bu kızın mesajını o oğlana göndereceğim. Ve şöyle söylüyor aynı zamanda. 2014'ten beri onu bekliyorum. Ve o hiç dönüp bakmadı bile bana. Umarım bir gün beni görür. O beni görene kadar ben burada olacağım ve onu bekleyeceğim diyor. Bu şekilde biraz halk hikayesi tadında oldu ama. Yine şu alt kısmında da seslendirmesi var İngilizce ve Litvanca olarak. Oradan da hikayesini dinleyebiliyorsunuz. Bunun linkini de yine açıklama kısmına ekleyebilirim. Bakın bizim meşhur kızın sevdiği olan bu. Beklediği çocuk bu. Bu heykelin yapılma amacı da çocuğun bile köpeği var bakın burada. Eskiden insanlar burada toplanmayı çok seviyorlarmış. Ve bu çocuk da buraya gelen gemilere ve giden yolculara el sallıyormuş. Onlara şapkalarıyla bu şekilde onları yolcu ediyormuş. Yine hemen arka tarafında da öpücük heykeli var karşıda. O kız buraya bakıyor, oğlan başka yere bakıyor. Denk gelmeleri gerçekten imkansız. Yine heykelin köpeğini de gösterelim şöyle. Şöyle öpücük heykelini ve bizim oğlanı aynı karede yakalayalım. Artık son heykelimize geldik. Kara Hayalet heykeli. O da şu an tam karşımda. Bunun da ilginç bir hikayesi var yine. Bunun hikayesi de şöyle. Efsaneye göre 1595 yılında bir kale muhafızı, hayalete benzer bir başlığı olan ve elinde bir de fener tutan birisiyle karşılaşıyor. Bu kişi muhafıza kasabanın tahıl ve kereste ihtiyacının olup olmadığıyla ilgili çeşitli sorular soruyor ve sahip olduklarının yeterli olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Muhafız yeteri kadar kaynağa sahip olduklarını söyleyince bu gizemli ziyaretçi tahıl ve kereste kaynaklarının yakında tükeneceğiyle ilgili onları uyarıyor ve dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Ardından bir anda ortadan kayboluyor. Sonunda ise kasabada büyük bir kuraklık ve kıtlık başlıyor. Böylece ona inanmayanlar cezasını büyük bir şekilde çekiyor gibi düşünebilirsiniz bu hikayeyi. Bu da bu efsane ilham alınarak yapılmış bir heykel. Bu kara hayaletin denizden çıkışını gösteriyor veya inişi de olabilir. Elinde bir fenerle bu şekilde tasvir edilmiş. Evet, artık videomuzun sonuna geldik. Size şehirdeki bütün heykelleri göstermeye çalıştım neredeyse. Ve tabii ki tamamını gösteremedim çünkü burada yüzlerce heykel var neredeyse. Sadece içinden güzel hikayeleri olan heykelleri seçip anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz ve belki de bu heykelleri gezmişsinizdir, görmüşsünüzdür ama hikayelerini bilmiyorsunuzdur. Yine aynı şekilde gezeceksinizdir ama hikayelerini bilmiyorsunuzdur. Bu yüzden sizlere bunların hikayelerini araştırıp anlatmak istedim. Ve aynı zamanda bir şehrin tarihini de bu şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Yalnızca gezerek değil, araştırarak ve sadece sırf şehrin heykellerini araştırarak neredeyse tarihini öğrenmiş oldum. Benim için gayet keyifliydi. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz ve öğrenirsiniz aynı zamanda. Şimdi yurda geçeceğim.
Her hafta video gelmeye yine devam edecek. Videoları çekmem ve bir araya getirmem, montajlamam biraz uzun sürüyor tabii ki. Bu yüzden her hafta yeni bir video eklemeyi düşünüyorum. Önceki videolarda bana yazanlar olmuş. Market fiyatları ile ilgili, günlük yaşamla ilgili ve yurt ortamı ile ilgili videolar çekmemi istemişler. Bu tarz videolarda çekmeyi düşünüyorum. Hatta çekeceğim. Sonraki video büyük ihtimal market fiyatları ile ilgili olabilir. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.